Arayüz kampanyasının düzenlediği Gençlik Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu oturumda gençlik, medya ve etkili mesajı konuşacağız. Konuklarım var. İlk önce konuklarımı size tanıtarak başlayayım. Medyaskop TV'den Gökçe Çiçek Kösedağ var. Merhaba. Podcast Rap'ten Rıfat Özcan bizimle olacak. Merhaba. Ve Daktilo 1984'ten Barış Ertürk burada. Merhabalar. Ben kendimi tanıtarak başlayayım, sonrasında size sırasıyla çok kısa bir şans vereceğim. Vaktimiz kısıtlı o yüzden. Ben Hazar Dost, Medyascope TV'nin ardından şimdi Halk TV'de çalışıyorum. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Sırayla gidelim, benim gördüğüm sıradan gitmek istiyorum. Gökçe, senle başlayalım. Merhaba, ben Medyascope TV'de haber spikeriyim. Ocak 2016'dan beri Medyascope'da çalışıyorum. İlk 6 ay staj yaptım. Sonra da Güne Bakış ana haber bültenini sunarak başladım. Devam ediyorum. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Burada biraz deneyim aktarımı yapacağım. Medyascope TV, yeni medya, gençler ve etkili mesaj üzerine. Barış, senle devam edelim istersen. Merhaba, ben de Freie Üniversitesi'nde siyaset bilim alanında doktora eğitimimi sürdürüyorum. Aynı zamanda öğretim asistanıyım. Yaklaşık 2 yıldır da Daktilo 1984 bünyesinde program yapıyorum. Önce Açık Toplum adlı bir program yapıyordum. Şu anda 5 Olay adlı bir programla hem yazılarımla hem de programla Daktilo 1984'le birlikte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evet. Rıfat? Merhaba, Rıfat Özcan. Ben de İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Ayrıca İstanbul Siyasal'dan çift ana dal, Sosyoloji'den de yan dal yaptım. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. Son bir yıldır Politik Kes adında bir podcast programı yapıyorum. Ve Podcast Rap diye bir podcast network'ü kurduk ve onu devam ettiriyoruz diyeyim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Yani bu zirvenin ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle moderatör teklifiyle geldikleri için de açıkçası gururlandım. Sizinle beraber de bunu yapmak çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi şöyle başlayalım. Gençler konumuz zaten zirveden de anlaşılacağı üzere. Gençlerin ve gençlerin sorunlarını medyada görmediğimiz bir boyuttayız. Sadece herhangi bir gençle dair kriz olduğunda gündem edildiği bir durumdayız ama gençlerin asıl olan sorunları, asıl olan yaşamsal sorunlarını gören bir medyayı henüz var edebildiğimizi düşünmüyorum. İçinde olan biri olarak da bunu düşünmüyorum. Dışarıdan baktığımda da bunu göremiyorum açıkçası. Bu nedenle özellikle burada bulunan arkadaşların, yani Barış, Rıfat, Gökçe'nin çalıştığı kurumların tamamında gençlerin sorunlarına dair yazılı içeriklerde, programlarda, podcastlerde yapılıyor. Bunun dışında bugün gençlerin medyadaki durumunu konuşurken ilk sorumu şöyle sormak istiyorum sizce. Gençlerin medyaya katılımı hakkındaki düşünceleriniz neler? Neler görüyorsunuz? Yani bu durumda özellikle yeni medyanın gelişmesi, yeni medyanın gelişmesi demek gençlik demek. Çünkü teknolojiyi anlayabilmek demek. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Burada inisiyatif kullanıp sırayla mı gitmemi istersiniz yoksa ilk ben konuşurum diyen var mı? Ben başlayayım istiyorsanız. Tabii. Tamam. Ya tabii şimdi gençler ve medya deyince yani konvansiyonel medyadan bahsetmiyoruz. Yani şu an bizim için gençlerden bahsettiğimizde biz dijital medyadan bahsediyoruz ve bizim yani etkili bir mesajı da bence oradan üretebileceğimize ben inanıyorum. Yani şimdi burada şey örneğini vermek istiyorum. 1980'lerde BBC etkisinden bahsedilir. Yani 1980'lerde darbe olmuş. Tabii işte tüm siyasiler ne derler? Zincir kıran mıdır, zincir bozana işte hapsediliyor ve BBC bunlarla röportajlar yapıyor ve sadece siyasilerle değil işte koçlarla, ekonomik yapılarla bir sürü toplum her kesiminden toplumu ve siyaseti etkileyecek insanlarla röportaj yapıyor. Diğer taraftan medya tamamen tabii ki zapturapt altına alınmış ama BBC'nin 80'ler içinde şöyle bir etkisi oluyor. Yani toplumu ve siyaseti ve siyasi elitleri çok daha fazla dönüştürüyor o yaptığı röportajlarla. Şu anda da bence yaşadığımız dönem, yaşadığımız Türkiye buna çok benziyor. Yani %90-95 diyelim yani sahiplikler anlamında konvansiyonel medya var. Diğer tarafta %5-10 arasında değişeceğim bir dijital medya var. Ve bu dijital medya bizim şansımıza ki toplumu, siyaseti ve elitleri çok daha fazla dönüştürdüğüne ve daha da fazla dönüştüreceğine inanıyorum ben şahsen. Bu yapıyı böyle büyük bir benzerlik kuruyorum ben de.
Ya bunun dışında işte şu an Medyascope'dan arkadaşımız var, Daktilo'dan var, işte onun işte biz podcast rap olarak varız, Aposto var ve bunlar ve 140 ekibi var ve Türkiye'de şu an dijital medyada habercilik ve başka alanlarda içerik üreten yapılar ve bu yapıların merkezinde de biz gençleri görüyoruz. Yani gençler çok daha ileri şeyler yapıyorlar bu anlamda. Tabii ki Medyascope'un kurucusu Ruşen Bey ama Ruşen Bey'in kurduğu yapıda çok genç ve etkili bir ekip var. Yani dinamik bir ekip görüyoruz dışarıdan. Yakın zamanda da Emre Kızılkaya'nın yükselen dijital yeni ana akım diye bir raporu da yayınlandı. Orada da bu yapıların daha da yükseleceğini ve gelecek yıllara çok daha etkili olacağını görüyoruz. Çünkü bu yapılar gün gün değişiyor ve bunu da çok yakından biz de görüyoruz. Biz de işte podcast rap olarak mesela burada 20-35 yaş aralığındaki insanları buraya dahil ettik. Ve yaş ortalamamız da 26. Genel olarak da işte bağımsız ve tek başımıza herhangi bir destek almadan şu an ilerliyoruz. Ve şunu yani ben bunu buraya kurarken genel olarak düşündüğüm şey de yani Türkiye'nin geleceğinde bir etki ve bir nüfus alanı oluşturmak istiyoruz. Ve şu an 7-8 sene sonra bugün de güldüğümüz, o gün de güleceğimiz şeyler bugün hayatımızı belirliyor. Ve ben bu gelecekte bu tip şey, bu duruma geldiğimizde daha etkili bir alan, daha etkili bir noktaya gelmiş olabilmeyi umuyoruz o gün için. Yani gençlerde genel olarak nasıl etkiliyor içerikleri diye baktığımızda, yani bizde yine podcast rap'ten örnek veriyorum. Yani alanda uzman isimler herhangi bir hamaset gütmeden içeriklerini soğukkanlılıkla ele alıyorlar. Yani artık siyah ve beyaz bir dünyada yaşamıyoruz. Özellikle 90'lardan sonra doğan kuşakta ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. 2000'lere beraber tamamen gri bir çağa girdik bence. İnsanlar daha melez düşünüyorlar bence bu noktada. Ve o soğuk savaşın siyah beyaz dünyasını yaşayan insanlardayız ve bunu da bence değiştirmemiz gerekiyor. Biz de mesela podcast rap'e her görüşten insan, liberal, sağ, sol fark etmeden her türlü insanı buraya dahil ettik. Ama kimseden tarafsız olmasını beklemedik. Adil, dengeli, saygılı ve doğru bir üslupla alanda uzman isimlerin burada konuşmalarını ve propaganda yapmadan sadece bilgiyi aktarıcı ya da kendi analizini aktaran bir yapı ortaya koymak istedik. Biz mevcut durumu eleştirip tersten bir şey yapmaya da çalışmıyoruz. Çünkü mevcut durumu eleştirip tersten aynı siyasi ilişkilere, aynı siyasi kliklere, yani farklı siyasi kliklerle aynı yapıları kuran Türkiye'de yapılar da var. Onu da yapmak istemiyoruz. Biz bu şekilde yani yepyeni bir medya deneyimi ortaya çıkarmak isteyen bir yapıyız. Bunu böyle söyleyeyim şimdilik. Bu ilk soruya böyle cevabım olsun. Yeni medyanın Türkiye'deki gelişimi, gençliği nasıl etkilediği üzerinden Rıfat'ın bıraktığı yerden katkı yapmaya devam edeyim. Yani medyaya katılım tabii ki özellikle dijitalleşmenin, internet kullanımının ve sosyal medyanın ve bence en önemlisi geleneksel medyaya duyulan güvenin azalmasıyla birlikte etkisi çok büyük gençlerin katılımında. Örneğin Habitat Derneği'nin 2020 yılı Türkiye'de gençlerin iyi olma hali raporuna göre gençlerin %97'si internete bir şekilde ulaşabiliyor. Doçent Doktor Fatih Çömlekçi'nin gençlerin sosyal medya kullanım amaçlarını değerlendirdiği bir makalesine göre gençler sosyal medyayı birbirine neredeyse eşit olacak derecede, bence bu önemli, eğlence, iletişim kurmak ve gündemi takip etmek için kullanıyor. Bu yüzden gençlerin medya katılımını arttıran en önemli etkenlerden biri bence içerik üretirken sağladığı çeşitlilik imkanı. Türkiye'de gençler arasında en çok kullanılan sosyal medya platformları ve burada üretilen içerikler geleneksel medyanınkinden çok farklı. Dolayısıyla içerik üretirken bir kere kendini özgür hissediyor gençler daha çok bence yeni medya olanaklarını kullanırken. Ve geleneksel medyadan farklı fikir ve düşünceleri olan gençler, gazetecilik yapmak isteyen gençler yeni medya mecralarına yöneliyor. Ben gazetecilik, habercilik açısından düşünürsek değerlendiriyorum tabii biraz Medyascope deneyiminden de yola çıkarak. Bu açıdan bence yeni medyanın olanaklarının ve yeni medya mecralarını kullanarak içerik üreten mecraların gençler arasında çekim gücü giderek artıyor diye düşünüyorum. Hazar biraz karamsar bir giriş yaptı ama ben mesela görüldüğü örneği de var orada, onu belki daha sonra sen anlatırsın Hazar. O yüzden ben çekim gücünün giderek arttığını düşünüyorum. Ama tabii ki her şey oldu bitti tamamız diyecek miyiz demeyebiliriz bu anlamda gençler ve medya açısından. Bir de bence en önemli etkenlerden biri geleneksel medya olan güvenin azalması. Bu sadece içerik ve haber alma açısından güvenin azalması değil. Şu anlamda mesela ben İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu bir gazeteciyim. Ve gazetecilik okuyan ya da gazetecilik mesleği yapmak isteyen
üniversite öğrencilerin arasında şu çok yaygın bir fikir. İleride iş bulma olanaklarını düşünmeye başladığı andan itibaren eğer geleneksel medyayı düşünüyorsa, siyasi düşünce ve fikirleri mevcut iktidardan farklıysa bir kere öncelikli tercih edilmeyeceğini düşünüyor geleneksel medya tarafından. Eğer bir şekilde bu imkanı bulursa mesleğin etik ilkelerinden ödün vermek zorunda kalacağını düşünüyor genç gazeteciler, gazeteci adayları. Ve mutlaka bir tanıdığının aracı olması gerektiğini biliyor. O nedenle de yeni medyanın gelişimi geleneksel medyada tüm bu dezavantajların olduğunu bilen genç gazeteci adayları için ya da genç içerik üreticisi adayları için diyeyim, belki daha doğru bir tanımlama olur. Yeni medya bir istihdam alanı olarak da ciddi bir alternatif oluşturuyor diye düşünüyorum. Şimdilik burada bırakayım. Barış, senle devam edelim. Sonrasında ya ben de, böyle bir yapayım. Tabii, kusura bakma. Ben de yok. Ben de zaten aslında ilk turda çok bir şey eklemeyeceğim. Gökçe'nin bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Bence çok önemli bir noktaya değindi. Biz gençlerin medyada temsil sorunundan bahsediyoruz ama aslında Türkiye'de ilk kriz, yani belki de Gezi Parkı'ndan itibaren direkt olarak evrensel anlamda bir ana akım medyanın krize girmesinden önce öyle bir temsil krizi doğdu. Daha temel bir kriz oldu ve belki de Gezi Parkı olayları bunun başlangıcıydı. İlk defa insanlar dedi ki teknolojiyle ilk defa tanışan, işte artık orada sosyalleşen, orada bir bağlantı kuran gençler dedi ki ya ne oluyor, biz farklı bir gerçeklik yaşıyoruz. Burada geziyoruz, dışarı çıkıyoruz, bunlar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, bunların hiçbiri temsil edilmiyor. Ve daha sonra 2015'teki seçimle birlikte aslında çok büyük bir medyada tasfiyeler dönemine girdik biz aslında. Temsil sorunu çok daha büyük bir temsildi. Şimdi biz Medyascope'un bu HD yayınları, profesyonel ekipleri, çok kalabalık ekiplerinden bahsediyoruz ama Medyascope ilk kurulduğunda Twitter üzerinden yayın yapan, son derece ne derler, primitif ekipmanlarla, şartlarda yayın yapan, buraya adım adım basamak basamak bu noktaya geldi ve gerçekten bir alternatif oldu. Aslında bizler gibi bugün 20 yaşında kamerasıyla yayın yapan bir genç gibi Ruşen Çakır bu işle kafayı kırdı, aldı kamerayı karşısına koydu. Kendi etrafındaki insanlarla konuşa konuşa bir alternatif yarattı. Orada bir açık vardı çünkü ve Gezi Parkı bunu açığa çıkardı. Şimdi belki de son 2-3 yılda bu teknik detayların gençler tarafından çok daha kavranması, çok daha erişilebilir olması ya da orada bir dayanışmanın gerçekleşmesi çeşitli derneklerle, vakıflarla birlikte yalnızca burada izleyici ya da gözlemci olmak değil, kendi kendine de bütün bu gerekli işte editleri yaparak, gerekli fikirleri yayarak gençler kendi mecralarını kurmaya başladı. İşte Rıfat'ın yaptığı iş bunlardan bir tanesi. Ve burada çok önemli olan bir şey şurada var. Bizim bence bu katılımı teşvik etmekle birlikte şunu engellememiz gerekiyor. Zaten aslında arayüz kampanyası da ya da bu tarz toplantılar, zirvelerde bu amaca hizmet ediyor. Bizim bütün bu kendi kendimize sahip olduğumuz yetenek, beceri ve yayın yapabilme, bir şeyler sunabilme, anlatabilme imkanını kendi kamplarımızda çok ayrık bir şekilde yapmamayı intima etmemiz gerekiyor. Bu tehdidi öngörmemiz gerekiyor. O yüzden yani şunu yap olmaması gerekiyor. 30 kişilik bir ekip var. Kendi görüşleriyle 200 kişiye konuşuyorlar. 40 kişilik bir ekip daha var. Onlar da kamerayı açıyorlar. 200 kişiye de onlar konuşuyor. Bizim o kopukları, o bubble'ların zincirini kırmamız gerekiyor. Çünkü biz bazen öyle bir duruma geliyoruz ki bir araya geldiğimiz zaman aslında çok farklı hikayelerle, çok farklı gündemlerle hemhal olmuş ve birbirini anlamak için tekrar yeni bir efor, enerji harcaması gereken ne derler, çemberlere ayrılmamış olmamız gerekiyor. Çünkü bu katılım, bu imkanların kolaylaşmasıyla birlikte böyle bir risk de doğuyor. Yani kısaca giriş olarak böyle bir giriş yapabilirim. Yani aslında bu risk, temsil krizi direkt gençlerle doğmadı. Ama gençler her zaman zaten bu krizin göbeğindeydi. Şu anki imkanlarla birlikte çok kolay artık bu amaca hizmet etmek. Ama bu durumda da işte o ayrı çemberlerde, ayrı eko çemberlerimize konuşan ekiplere dönüşmememiz gerekiyor. Bunu belki söylemek isterim başlangıç olarak. Ben kendi yaşadıklarım ve gördüklerim üzerinden birkaç örnek vermek istiyorum sadece. Medya dediğimiz şey, gazetecilik okuyan öğrenci, iletişim fakültesinde okuyan öğrenci için de dışarıdan göründüğünde de kocaman bir dev görüyorduk. Yani çok güzel bir örnek verdin hani Barış, bir gezi öncesi ve gezi sonrası diye medyada bir kırılma var diye. O tasfiyeleri gördüğümüz, gazetecilerin gazetecilik yaptırılmadığı aralığı gördüğümüz bir süreçten sonra özellikle bu dönemde
genç iletişimciler, genç gazeteciler doğrudan içeriye girmede sıkıntılar yaşıyordu ama gerçekten bugün sosyal medyanın ve yeni medya teknolojilerinin, yeni medyanın getirdiklerinin çok büyük avantajlarını görüyoruz. Yani bugün medya devi olmak dediğimiz, yani çok açık Demirören'den çok daha etkili haberler çıkabiliyor bağımsız medyada. Hatta çoğu haber böyle yayılıyor, böyle görülüyor. Bunun da örnekleri var. Medyascope en iyi örneklerinden biri olabilir. Gazete Duvar bunun en iyi örneklerinden olabilir. Ama bir yerde nitelik açısından ne kadar verimli olsa da dediğim gibi bütçe konusunda sıkıntı yaşaması onun her zaman önünde bir engel teşkil ediyor. Şimdi bir görüldü örneğimiz var bizim de. Biz de gençlerin haberlerini gençler tarafından verildiği bir mecra kuralım diyorduk. Bunlar 2 yıl önce ve tek başımıza başladığımız bir şeydi. Şimdi 12-13 kişilik başka bir ekiple ilerliyoruz ve etki alanımız yavaş da olsa artıyor açıkçası. Şimdi burada çok basit bir şekilde bir cüretten bahsediyorduk. Yani hiçbir şey bilmiyor olabiliriz ama söylemek istediğimiz şeyler var. Zamanla zaten bazı şeyleri öğrenebildiğimiz, bazı şeyleri yeniden yapılandırabildiğimiz ve bu sesi artık şöyle söylememiz gerekiyor diyebildiğimiz bir çevreye de ulaştık. İnsanların bize baktığı bir yere de ulaştık. Şimdi Arius kampanyasının ve gençliğin medya katılım konusundaki bu oturumunda kritik olan eşiğin de bence burası olduğunu düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem. Yani gençler medyaya katıldığında kendi sıkıntılarını mı görüyor? Yani bu soruyu şöyle toparlamak istiyorum. Evet, şimdi bir medya kuruluşunda ya da gazetecilik yapmak isteyen bir gencin, yeni medya kullanan bir gencin gazetecilik yapma işlevinde kendi sıkıntılarını mı, kendi yaşadığı sorunları mı göstermek istiyor? Yoksa medyanın o olağan akışındaki rutini devam mı ettiriyor? Buradaki tecrübelerinizi merak ediyorum. Çünkü Boğaziçi'nden önce çok basit bir örnektir bu, bunu her yerde söylerim. Boğaziçi'nin önce 20'den fazla üniversiteye kayyum rektör olarak atandı zaten rektörler ama Boğaziçi meselesinden önce çoğu medya kuruluşunda kayyum rektör dediğimiz bir şey yoktu mesela. Ama Boğaziçi'nden sonra tüm medya kuruluşlarının, tüm bağımsız gazetecilerin baktığı bir yere dönüştü. Bu konu yani sadece Boğaziçi örneğinden değil, sadece bu açıdan da tartışmak istiyorum sizde. Burada tekrar sıradan mı gideyim yoksa söz almak isteyen var mı? Ben tam anlayamadım soruyu Azar ya. Şöyle ki, aslında şunu anlatmak istiyorum, biraz karmaşık anlattım da bağlayayım derken, şimdi genelde moderatör olmadığımız için yayınlara bağlandığımızda Gökçe Medyascope'tan biliyor. Şunu merak ediyorum, gençler medyaya katıldı ve burada bir şeyler yapmak için katıldığını, yani üretmek için katıldığında kendi sorunlarını mı göstermekte, yani kendi yaşadıkları sorunları, kendi hayatlarındaki sorunları mı göstermek için çaba harcıyor, yoksa o medyanın bize sürüklediği akışın içinde mi yok oluyor? Yani gündemin haberlerini mi, yoksa kendi gündemin haberlerini mi yapmak istiyor? Sizin gördükleriniz neler? Bu, bence burada artık açıkladım diye düşünüyorum ama. Kim başlamak ister? Bu arada çok şey bir soruydu. Anlattıklarınızdan sonra sormak istediğim bir soruydu. Yani bence şöyle bir şey var. Yani yeni medya dediğimiz şey bence burası da çok geniş bir alan. Yani mesela Medyascope bir haber içerik kanalı. İşte analiz içerik kanalı diyebiliriz. Ama içinde kültür sanat programı da var. İşte spor programı da var. Kuşak geldi, tamam. Burada Medyascope mecrası içerisinde bence bunun her ikisi de yapılabilir bir durum. Yani gençlerin sorunlarının anlatıldığı bir platformda Medyascope aynı zamanda. Mesela biz bir gençlik forumu yapmıştık 5-6 serilik. Ben yine gençlerin sorunlarının yer aldığı raporlardan yola çıkarak bir özel haber yapmıştı. Ama tabii ki Medyascope genel anlamda bir haber içerik platformu da olduğu için gençlerin orada gazeteci adayı olan gençlerin normal gündem akışı içerisinde gündemi takip etmesi de beklenir. Bence bir gazeteci adayının bunu da yapması gerekir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir bakış açısı belki biraz yeni medyanın sorunlarından biri bu. Şimdi bir kere yeni medyada içerik üretmek isteyen gençlere biraz
şey gözüyle de bakılabiliyor. İşte memleketin sorunlarından rahatsız olan ve aslında her daim bir gönüllülük beklentisi olan gençler gözüyle de bakılıyor. Aslında ama hayır, gazetecilik ben gazetecilik adına konuşuyorum. Gazetecilik profesyonel yapılan bir iştir. Yaptığınız işin karşılığında para almanız gerekir ve bu mesleği profesyonel olarak devam ettirmeniz gerekir. Ama mesleğin etik ilkelerinden vazgeçmeden profesyonel olarak yapabileceğiniz mecraları tercih ediyorsanız, ki bu genelde bugün yeni medya mecraları, biraz bu beklentinin olduğu, bu hataya düşüldüğünü düşünüyorum. Bütün yeni medya mecraları için geçerli bu. Yeni medyayı kullanarak içerik üreten mecralar için geçerli. Bir de şey ek yapayım. Mesela Hazar dedi ya, Demirören'den daha etkili aslında bazen yapılan haberler. Mesela hatta özellikle seçim süreçlerinde siyasetçiler mesela O Ne Diyor'ya, işte O Ne Diyor'da soruları cevaplayan, Ekşi Sözlük'te gençlerin sorularını cevaplayan, işte örnek vermeyeceğim ama bugün uydudan yayın yapan kanallara çıkmak yerine Medyascope'a çıkmayı tercih eden, Gazete Duvar'ın sorularını tercih eden, çünkü burada mesajının daha etkili olduğunu, daha güvenilir olduğunu bir kere her şeyden önce düşünerek öncelikli olarak buraları mesela yine belki orada Fox TV örneği çok doğru olmayabilir ama iktidara yakın medyanın güvenilirliğinin izleyici, okuyucu, dinleyici açısından giderek azaldığı için örneğin İmamoğlu, Binali Yıldırım tartışmasının Fox TV'de yapılmasının tercih edilmesi gibi böyle biraz dağınık oldu ama böyle söyleyebilirim şimdilik. Ben sorumun cevabını aldım açıkçası birazcık ama Barış senden devam edelim mi? Çünkü Rıfat'a birazcık daha özelleştirip soracağım. Podcast üzerinden bir şey yapacağım da Barış senden devam edebiliriz. Ya tabii biz de Daktilo'da hani bir haber kanalı değiliz neticede. Belli bir görüşü, belli bir perspektiften olayları yorumlamaya çalışan bir ekibiz. Belki ben de biraz daha burada ne derler bu açıdan bu soruyu cevaplayabilirim. Şimdi öncelikle bence her gencin farkına varması gereken ve bahsettiğin soruda da cevabı şekillendiren bir boyut var. Hiçbir gencin sorunu, hiçbir gencin şikayeti, hiçbir gencin kendi perspektifi şu an hali hazırdaki ideolojik olaylardan, sapmalardan, bozuk düzenden, bütün bunlardan azade değil. Şimdi siz zaten aslında bunları olabildiğince gençleri bunlara değinmemesini teşvik ettiğiniz anda zaten bence gençleri bir noktaya sıkıştırmış oluyorsunuz. Orada siz şunu demek istiyorsunuz. Sizin bu işlere bulaşmanıza gerek yok ya da bu durumu karıştırmanıza gerek yok. Siz işte deyin ki ya işte üniversite KYK'lar niye bu kadar pahalı? İşte okul yemekleri niye bu kadar zamlandı falan filan. Bu böyle bir sıkıştırmışlık meselesi var. Aslında Gökçe'nin dediği gibi ikisi birbirinden bağımsız ya da ikisi birini seçebilecek bir durum yok burada. Bizim bütün sorunlarımız Türkiye'deki hali hazırdaki siyasi düzenin bunların sorunlarının bir yansıması. Bu yüzden de bence gençleri bir takım olaylara dahil ederken, bir takım kendi sorunlarını konuşmasına vesile olurken bir noktada ya ama sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konu neyin bir uzantısı? Yani daha ise bu meseleyi siyasallaştırarak herhangi bir görüşe yönelik olabilir bu. İlla X bir muhalif olsun ya da iktidar yanlısı olsun demiyorum ama meseleyi siyasallaştırarak konuşmasını engelleyenleri de bizim susturmamız gerekiyor. Aksi takdirde şöyle biz gençler görüyoruz ya biz temsil edilmiyoruz bizim sorunlarımız var bizim şunlar var evet bunlar çok doğru ama bunları inisiyatifini aldığımız zaman da söyleyecek sözümüz olması gerekiyor. Yani bizim oraya çıkmak bir amaç değil bir araç olması lazım. Çünkü çıktığımızda bizim yapmak istediğimiz söylemek istediğimiz şeyler var. Zaten şu an günümüzde siyasilerin en büyük yapmaya çalıştıkları şey gençleri o alana hapsetmek işte gençlik kolları olsun ayda bir gidelim oraya. Tamam neyiz sizin sorunlarınız? Tamam işte biz de sonra genel merkezde bir bakalım konuşalım falan filan. Yani bu yüzden ben bütün gençlere gazetecilikten bunu bağımsız şekilde söylüyorum. Çünkü orada başka bir hani etiği belli, tanımı belli, profesyonel bir tabir var. Gazetecilik alanındaki gençler için söylemiyorum ama diğer alanlarda ya benim bu ülkeyle ilgili, benim içinde bulunduğum gençliğimle ilgili bir derdim var diyen insanların bunu sürekli bir adım öteye götürüp ve ben bu konuda ne düşünüyorum, çözümün nerede olduğunu düşünüyorum, sorunun nerede olduğunu düşünüyorum noktasında da hem kendilerini besleyecek içerikleri tüketmesi hem de
ve kendilerini ifade ederken bu noktalara da mutlaka değinecek donanıma, birikime sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle ya, bir şey yapabilirim. İzin verirsen ben yani aklıma gelen ve eksik bıraktığını düşündüğüm bir noktayı daha söyleyebilir miyim? Yani biraz senin vaktinden ve sırandan çalmış olmazsam eğer. Tamam. İzin verdin galiba. Tabii tabii. Yani biraz aslında ben şimdi biraz daha oturdu kafamda. Biraz karşılaştırma olarak devam edersek mesela geleneksel medyada kuşaklar vardır değil mi yayın akışında? Hani gençleri önceleyen program akışı mesela çok azdır. Sadece sorunları da dahil etmiyorum burada. Hani mesela bilgisayar oyunu programı mesela, işte kültür sanat programı ya da gençlerin ilgisini çekebilecek ya da doğrudan sorunlarının ele alındığı. Hani Barış dedi ya, aslında şu an siyasi iktidardan bağımsız değil gençlerin sorunları aslında. Hani eğitim, işsizlik, genç kadınların sorunları, gençlerin eğer en büyük sorunları diyeceksek eğitim, işsizlik, genç kadınların sorunları. Bu sorunlar üzerine bağımsız olmayan geleneksel medyanın odaklanması giderek azaldı, çok zorlaştı. Mesela eskiden Abbas Güçlü ile Genç Bakış vardı. İşte ben biraz yetiştim onu, hatırlarsınız. Orada gençlerin, üniversite öğrencilerinin sorunları tartışılırdı. Hatta sol sosyalist öğrenciler ki medyada fikirlerine en az yer verilen gruptur diye söylüyorum. Bu anlamda örnek veriyorum. O öğrencilerin sorunları tartışılırdı. Üniversitelere gider, öğrencilere söz hakkı verilirdi. Mesela 32. gün siyaset meydanı bazen üniversitelere giderdi gençlerin sorunlarını tartışacağı zaman. İşte izleyici yorumu almasa bile dinleyici yorumu tartışmacıları üniversitelere götürür. Dinleyiciler üniversitelerden oluşurdu. Mesela herhalde geleneksel medyada gençlere söz hakkı verilen en son dönem işte harç zamlarıyla üniversitedeki Bolonya süreci, dönüşüm süreçleri, işte başbakanın ÖTK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTK, o dönemin başbakanı ÖTK temsilcileriyle buluştuğu dönemlerdi. Yani yine biraz az önce söylediklerimden tamamlamak gerekirse, biz gençlerin sorunlarının ele alındığı raporlardan yola çıkarak gençlik forumu yaptık mesela. Tabii Türkiye'de gençlik deyince çok homojen bir yapıda yok. Çok heterojen aslında. Sosyoekonomik olarak, cinsiyet dağılımı olarak, eğitim olarak. Yani sadece bir o hani çok tartışılan bir şeydi aynı zamanda. Z kuşağı tartışması da yapılıyor ama Z kuşağı da aslında kendi içinde yani çok fazla sosyoekonomik ve bence eğitim ve cinsiyet dağılımı açısından çok farklı şeyleri temsil ediyor. Buna önem vererek tartışmaya çalıştık. Mesela Boğaziçi eylemleri sürecinde gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak gençlerin sorunlarına en çok yer vermeye çalıştık. Hazar, sen ve Şükran takip ettiğiniz sürecin en başından beri, o dönem Medyascope'daydın. Doğrudan öğrencilerin görünürlülüğünün olduğu ve doğrudan Boğaziçi öğrencilerinin temsil edildiği şeyler yapmaya çalıştık aslında. Peki geleneksel medyada mesela Boğaziçi eylemleri nasıl yer buldu? Genellikle öğrenciler marjinalleştirildi büyük çoğunlukla. Bu protestoların neden ve nasıl yapıldığına değil, daha çok reyting kaygısıyla şiddet içerikli görüntülerin ön plana çıktığı şeylere mesela tanık oldu. Sivil Alan Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı bir rapor var. Medyascope muhabiri Beyza Kuralı'nda yazdı. Öğrenci aktivizmine dair haberlerin analiz edildiği raporda özellikle iktidara yakın Akşam, Yeni Şafak, Takvim, Sabah, Yeni Akit gazeteleriyle A Haber ve Akit TV'nin 4 Ocak 31 Mart 2021 tarihleri arasındaki 86 haberine odaklanıyor. Ve şöyle, LGBT artı öğrencilere yönelik nefret söylemi çok ciddi şekilde ön plana çıkıyor. Mesela sapkın lütiler, işte LGBT'li sapkın, LGBT'li azgınlar, azgın azınlık, LGBT'li militanları gibi ifadeler kullanılmış mesela haber içeriklerinde. Mesela Medyascope'da Eda Nur Tanış, Gamze Elvan ve İlayda Biberoğlu'nun hazırladığı haftalık Gökkuşağı bülteni var. Doğrudan LGBT artıların ve özellikle LGBT artı gençlerin sorunlarına ve gündemine ağırlık veren bir program. İzleyicilerle buluşuyor. Böyle aktarabilirim Medyascope deneyimi ve geleneksel medya açısından karşılaştıracak olursam. Yani Rıfat'a dönmeden önce şöyle bir ekle yapmak istiyorum. Yani Boğaziçi'nde ilk tutuklanan iki arkadaşın tutuklanmasına sebep veren iddianameyi'nin iskeleti Yeni Şafak'ın haberiydi. Yeni Şafak haberi iddianameye girerek bu haber üzerinden bir iddianame hazırlandı. Hani
Bu toplumsal saflaşmanın bu kadar keskinleştiği, bu kadar artık belirginleştiği bir dönemde Yeni Şafak, Akşam gibi gazetelerin, yani bu artık bir gazetecilikten öte çok açık bir şekilde, yani bu yanlış anlaşılabilir de bir cümle belki ama tetikçilikten öte bir yerde durmuyor aslında. Oranın tetikçiliğini yaptığı sürecin içerisinde sadece şu kadar kişi bizi okuyor ve bizim söylediğimiz şeyi bunlar böyle anlasın üzerine kurulan bir şey. Yani Medyascope'da yaptığımız bizim orada özne öğrenciydi. Ve öğrencilerin neler yaşadığıydı. İşte LGBT'li olması ya da herhangi farklı bir siyasi düşüncede olması ya da cinsel kimliğinin hiçbir önemi yoktu o haberin içinde. Ama bunu da gerçekten yeni medyadan başka bir geleneksel medyanın içinde öğrenmek çok zordu. Ben hala da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani yeni medya geliştikçe dünyadaki o gelişmeye kuydurmak mümkün oluyor. Yani bugün çok büyük paralarınız olması, çok büyük medya devlerinin içinde olmanız gerçekten doğru haber vereceğiniz anlamına gelmiyor benim görüşüm. Sadece kendini ne kadar yenileyebildiğinle alakalı. Bunu da şu an gerçekten Türkiye'deki bağımsız medya yapabiliyor. Her anındaki her gelişmeye kendini ayak uydurabiliyor. Rıfat'a bu gelişmelerle alakalı bir soru sormak istiyorum. Podcast hayatımızın içinde ve gittikçe büyüyen bir alana dönüşüyor. Halihazırda bir Z'den Z'ye diye gençliğin gündemini tartışan bir podcast bülteni yapıyoruz haftalık. Sen ne düşünüyorsun podcast alanında gençlerin katılımı ve bu alandaki podcast içeriği hakkında? Yani nasıl gelişti gençlerin katılımıyla beraber? Gördüğüm kadarıyla benim gençlerin katılımı gittikçe artıyor. Ve buradaki bu gelişmeler içerik açısından nasıl etkiliyor? Şöyle ya, yani yakın zamanda bir araştırma yayınlandı. Hatta iki tane, bir ulusal bir uluslararası iki araştırmadan bahsedeyim. Chartable diye podcast istatistikleri tutan uluslararası bir firma var. Bunlar işte 2019 ile 2020'yi karşılaştırdılar. Ya aslında korona ne kadar podcast etkiledi, biraz da ona odaklandılar. Ve podcast üretiminde 2019'da 380 bin civarında podcast varken 2020 yılında 800 bini geçen, 2,5 katı atan bir podcast üretimi var. Bunu öncelikle belirteyim. Sonra orada Türkiye'yi ilgilendiren iki tane önemli nokta var. Bir, Türkiye'de podcast cihaz bazlı olarak dinlenme sayısı sanırım 5,7 olarak dünyada en fazla artış kaydeden ülke olmuş. Birinci. Dinleme bazlı olarak da 7. olması gerekiyor. O da 3,7 kat artmış ya da 3,6 kat artmış. Böyle dünyadan bir veri var. İkinci olarak da yine yakın zamanda Podbi Media ile Ipsos Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir podcast dinleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma vardı. Orada da Türkiye'de şu an podcast'i biliyorum diyen insan sayısı 4,5 milyon. Biliyorum diyen, dinleyen değil. Dinleyen sayısı 650 bin. Ve burada yani 650 bindeki önemli oran şu ki, yani burada konunun da başlığı olduğundan dolayı, gençler olduğundan dolayı %53'ü 25 yaş altında. Yani podcast'ı yoğun olarak dinleyen insanların %53'ü böyle bir orana sahip. Ve %40'ının üzerinde Marmara bölgesinde yaşıyor bu insanlar. Ve yine önemli başka bir veri de podcast'in etkisine dair %31'i de sosyoekonomik seviye olarak en yüksek seviyedeki insanlar dinliyor. Şu an podcast'i zaten yoğun olarak, yani milyonlarla, işte yüz binlerle ifade edilen bir yapı değil, yani bir podcast programı için. Ama podcast'in şu an Türkiye'de etki alanı çok daha yüksek. Yani mesela ben politik kesti yaptım. Aslında politik keste ben mesela toplamda 25 bin civarında, 78 bölüm yaptım ama 25 bin civarında dinlendim. Ama 25 binlik bir şey, ne derler, 25 binlik bir YouTube videosunun hiçbir anlamı yok. Ama 25 binlik bir podcast programının bugün Türkiye için çok büyük bir anlamı var. Mesela ben o 25 binlik bir dinleyiciden bugün kocaman bir network oluşturabildim. Şu an 60 insanın, 60 programın olduğu, 90 tane içerik üreticisinin olduğu bir yapıyı ortaya çıkarabildik. Türkiye'de ve podcast'i dinleyen insanların da dediğim gibi sosyoekonomik seviyesi yüksek olduğundan dolayı sayıya değil niteliğe doğru, yani reklamcılara da satmamız gereken şey de belki bu olacak. Yani çünkü hem gençler dinliyor, hem de ya da diyorum orta ve üst düzey yöneticiler podcast'i dinliyor. Ve podcast üretiminde mesela bizim yaptığımız şey de şu: biz burada gençleri dahil ediyoruz ve gençlerin kendi özel
ilgi alanları, ilgi alanların yüksek olduğu alanlar ya da uzman olduğu alanlarda içerik ürettiriyoruz. Mesela işte yine burada habercilik üzerinden gittiğimiz için örnek vereyim. Yani bizim mesela podcaster küresel diye bir kategorimiz var ve bu kategoride her kıtadan ve her önemli bölgeden programlar yapıyoruz. Mesela örnek vereyim, işte Avrupa'dan Almanya Pod, İngiltere Pod, Fransa Pod, Balkan Pod, Orta Doğu'ya gelelim İran, İran Pod, Irak Pod, İsrail Pod, Filistin Pod, işte Körfez Pod, Avrasya, ABD, Latin, Çin. Yani bu şekilde tüm dünyayı kapsayan ve yoğun olarak 20-35 yaş aralığındaki gençlerin yaptığı bir program konsepti oluşturuyoruz ve podcast'in de genel olarak da şu an Türkiye'de yani ayağa kalktı diyebiliriz ve dünyada da işte yine başka bir araştırmadan örnek vereyim. Orada da şu an Amerika'da bu sene 1 milyar doları bulması bekleniyor podcast reklamcılığın. 2023'e geldiğimizde de 2 milyar doları aşması bekleniyor ve bu 2 yıllık gelişme de son 10 yıllık gelişmeye bedel. Yani son 10 yıldaki gelişme bu önümüzdeki 2 yılda podcast dünyasında olacak ve Türkiye'de de bu anlamda önemli bir yer edineceğini düşünüyorum ve Türkiye'de bizim için de podcast bence gelecek vaat ediyor. Yani genel olarak bir sesli medyanın yükselişi var ama podcast'in özel bir yeri olacaktır diye düşünüyorum. Verdiğim sayılar o araştırma. Sesim yankı yaptı sanırım. Şimdi iyi geliyor. Verdiğin sayılar gerçekten çok büyük bir gelişimi gösteriyor. Yani bu açıdan da gençlerin bu kadar da yoğun dinlediği bir alan olarak bilmiyordum. Yani veriler açısından gençler tarafından dinlendiğini biliyordum ama özellikle çok kolay olduğu için, yani podcast yapmak dediğimiz şey medyadaki bir alanda tutunmaktan çok daha kolay diye yorumluyorum. Hani bu açıdan sadece konuşuyor olmak, görünmüyor olmak, konuştuğunu istediğin şekilde biçimlendiriyor olabilmek falan, bunlar avantajlı bir şeydi. O yüzden gençlerin bu alana daha çok geleceğini düşünüyorum ben. Çok da kıymetli bir alan olduğunu düşünüyorum. Tekrar ellerinize sağlık hani fikir ve içerik açısından da. Şöyle devam edelim mi? Peki bu kadar konuştuk, bir de önerilerinizi alsak. Gençlerin medyaya katılımını arttırmak için, bu olanakları arttırmak için. Çok fazla mezunu var iletişim fakültelerinin. Aynı zamanda gençlerin sorunlarının da bir artışı var. Bu konuda hem gençleri gören bir medyayı daha yaygın hale getirmek, hem de gençlerin buraya katılımını arttırmak için neler yapılması gerekiyor? Var mı konuşmak isteyen, önerileri olan? Bence Rıfat başlayabilir ya. Demin Rıfat başlayabilir deminki meseleyle bağlayarak. Evet, o da bu bence sürecin de içinde yani. Olur, olur. Hemen devam edeyim. Yani öneriler olarak, yani ben şimdi tabii yani bence gençler olarak bizim yani bir önce bahsettiğim gibi giriş bariyeri çok düşük. Yeni medyada içerik üretmek ve podcast'te daha da düşük. Mesela ben bu kadar şey anlattım. Dediğim gibi mesela işte ben kendim Politikcast programı yaptım. Oradan yola çıkarak orada uyguladığım modeli Podcaster Ebe aynısını uyguladım. Çünkü ben bir sorun gördüm. Yani orada harekete geçip bir sorunu çözebileceğimi şey yaptım. Mesela herkesin tek taraflı olarak olaylara baktığı, karşı tarafı görmediği bir yapıydı ve ben konuklarımı her taraftan insanları seçtim ve şu an Türkiye'de ne ürettiğinizin hiçbir anlamı yok. Nitelikli olarak bir şey üretiyorsanız bugün çok kıymetli. Ne ürettiğiniz hiçbir anlamı yok. Medya olmak zorunda değil bu arada. Yani bu kadar bence önemli. Ondan dolayı orada siz nitelikli bir şey üretiyorsanız bunun bir alıcısının olmaması imkansız. Hele ki medya alanındaysanız. Ve ben dediğim gibi şu an işte Politikcast, Podcast Rap, 60 tane program, 90 tane içerik üretisi. Ben cebimden 110 TL para harcadım bugüne kadar, bir senede. Boya M1 yaka mikrofonu aldım. Eğer ki doğru bir organizasyon, doğru bir yapı ve doğru bir fikirse bunun ilerlememesi için hiçbir neden yok bence. Yani öneriler kısmına gelince de ben özellikle yani burada yani bizim yaşlarımızda olup da işte iletişim fakültesinde olanlar ya da işte yeni mezun olanlar, ben de işte bir senedir mezunum bu arada. Başka bir yeni medyada bir şey yapmak isteyenlere iki tane kurum önermek istiyorum Türkiye'de. Kesinlikle takip etmeleri gerekiyor. Bir Nislab Turkey web sitesi. Burada yani yeni medya alanında içerik üretmek isteyen insanlar için bir bilgi havuzu, bir bilgi kütüphanesi. Yani bir araç nasıl kullanılıyor, o yazılıyor, hangi araçlar var, gazeteciler için neler önemli. Bunlar hepsi detaylı olarak gün gün veriliyor orada ve raporlar yayınlanıyor. Nitelikli bir şekilde bir think tank gibi çalışıyor orası. İkincisi Türkiye Gazeteciler Sendikası. Onu da hepiniz biliyorsunuzdur. O da çok nitelikli ve güzel eğitimler hazırlıyorlar. Yani bu nasıl yapılır? İşte toplumsal cinsiyet odaklı habercilik nasıl yapılır? İşte bilim haberciliği nasıl yapılır? Teyit nasıl edilir? Bla bla bla. Bence bu iki kurum şu an yani sıfır tereniz bile olsa buradaki eğitimlere katılarak
çok inanılmaz şekilde bir okuldan daha fazla, bir hatırlıyorum ben işte Gökçe'de İstanbul Üniversitesi'nden mezunmuş. Ya yani bence o okuldan daha fazla şey alabiliriz. Yani verim alabileceğimiz şekilde bir eğitim alabileceğimize inanıyorum. İkinci olarak da bence medya alanı, mesela biz bir startup'ız. Medya alanı bir girişim ekosistemi olarak görmemiz gerekiyor. Ve bir startup gibi olaya, yani gençler olarak bahsediyorum, başkalarından bahsetmiyorum, girmemiz gerekiyor. Bir sorunu belirlememiz, çözümü belirlememiz, değer önerilerini belirlememiz, hedef kitlemizi net olarak belirleyip, gelir modelimizi de net belirleyip o şekilde yola çıkmamız gerekiyor. Çünkü ya tabii bugün çok büyük fonlar var, geliyor gidiyor ama bu fonlar acil yardım alanlarıdır bence. Bu fonlarla herhangi bir medyanın sürekli olarak Türkiye'de bir sene vardır, iki sene vardır, üç sene vardır, dördüncü sene ve beşinci sene olmaz. Yani devam etmesi imkansızdır. Kendi gelir modelini yaratması gerekiyor. Yani bu kurumlar böyle. Güvenceli olması çok önemli orada. Güvenceli gelir modeli yani. Güvenceli olması da çok önemli bence. Güvenceli gelir modeli. Çünkü güvencesiz hissettiğiniz an üretken olmanız ve o üretkenliğini sağlamanız çok zorlaşıyor. Evet. Kesinlikle. Pardon, böldüm birden aklıma geldiği çırpı. Estağfurullah. Çok güzel bir noktaya değindim. Yani söylemek istediğim bu. Çünkü öbür türlü üretmeniz imkansızlaşıyor. Ya kurumlar için böyle. Mesela bireysel bir insansınız. Yine dünyada tartışılan meselelerden biri. Sizin binlerce, milyonlarca takipçiye ihtiyacınız yok. Ben atıyorum sadece politik kesti yapıyor olsaydım bu modeli şahsen uygulayacaktım. Sizin gerçek 1000 takipçiye ihtiyacınız var deniyor. Gerçek 1000 takipçi. Size ayda o 1000 kişi ayda 10 TL, ya Türkiye şartlarında konuşalım. Ayda 10 TL, yılda 120 TL verirse 120 bin TL, ayda 10 bin TL siz gelir elde ediyorsunuz. Ve bu şekilde hayatınızı pekala sürdürebilirsiniz. Ondan dolayı siz niş bir alanda doğru ve iyi bir içerik üretiyorsanız bunun ilerlememesi imkansız bence. Yani ben de bizi dinleyen insanlara bunları önerebilirim şahsen. Ya podcast dışında hani podcast'in bu alan dışında... Pardon Gökçe, böldüm, sen tamamla istersen. Yok, ben podcast dışında Medyascope diyeceksin zannettim. O yüzden Hazar sen devam et. Ben o yüzden tamamen şey hazırlandım. Ya şeyi de merak ediyorum. Şimdi podcast'te katılım açısından iki kişi bir araya geldiğinde de yapabilir. İşte dediğin gibi bu platformların içinde de bir şeyler yapabilir ama hem Daktilo'ya hem Medyascope'a özel olarak merak ettiğim şeylerden biri de şu. Şimdi gençlerin katılımı sizin habercilik açısından, bunu aynı zamanda merak ettiğim de bir şey. Gençlerin sizin kurumlarınıza katılımı, gençlerin sıkıntılarını görme konusunda size avantaj sağladı mı? Ya da buna dair sizin kurumunuzda belli bir şey oldu mu? Yani mesela Medyascope'dayken ben çoğunlukla özel üniversite haberleri yapıyordum. Üniversite, gençlere dair haberler yapıyordum. Oradaki sorunları gösterdiğim bir şey yapıyordum. Yani bunun... olması benim açımdan gençlerin sorunlarının görünmediği bir medyanın bir anlamı da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok etkili bir alandan bahsediyoruz gençlik derken. Bunun medya kurumlarına yansıması sizce nasıl? Ve buna dair kurumlara ya da genç gazetecilere önerileriniz neler diye hem yazılı hem görüntülü hem sesli içerik üreten Medyascope ve Daktilo'ya da böyle bir soru yöneltmiş olayım. İkinizden biri başlasın. Gökçe, sen zaten başlayacaktın herhalde. Bu arada ben de senden örnek verecektim Azar, sen söylemiş ol. Ya Medyascope'da düzenli olarak çalışan, mesai yapan, buna stajyer ve yönetici arkadaşlarımız da dahil yaklaşık %60'ı 30 yaşın altında. Hazar mesela hatırlarsan sabah gündem toplantılarında genç ağırlıklı insanların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir gündem toplantımız var. 30 yaş üstü herhalde 4-5 kişiyizdir. Geri kalan hepsi 30 yaş altı. Bir kere her şeyden önce daha dinamik geçtiğini söyleyebilirim bu toplantının, gençlerin katılımıyla gerçekleştiğinde. İki, bence gençlerin haber üretim süreçlerine dahil olması, haber içerisinde kullanılan dilden üsluba kadar birçok şey değiştirdi. Mesela yapılan araştırmalarda Türkiye'de kutuplaşma oranlarının çok yükseldiği söyleniyor, toplumsal kutuplaşmanın. Mesela gençler arasında farklı görüş ve düşüncelere, düşünceden insanlarla temas edebilirim, konuşabilirim, diyalog kurabilirim diyenlerin oranı toplumun diğer kesimlerine göre çok daha yüksek. Yani farklı olana tahammül gösterme oranı çok daha yüksek. Bu da doğal olarak haber içeriğindeki dile dahi yansıyor. Mesela Rıfat bir noktanın altını çizdi. Şimdi mesleğin evrensel etik değerlerinden
liderlerine sadık kalmak, yalnızca aslında iktidara yakın olmamak değil, başka bir tarafa da, yani başka bir şeye de angaje olabilirsiniz orada farkında olmadan. Bu çok riskli bir şey ama mesela bizde ki genç katılımında ben şunu gördüm. Gerçek anlamda yani LGBT artı haberi yaparken, kadın haberi yaparken, özel gereksinimli çocuk ya da genç haberi yaparken kullanılan dil ve üslupta geleneksel medyadan gelen arkadaşlarımıza göre çok daha özenli. Böyle gidip gelen arkadaşlarımız da çok oldu buraya. Çok daha özenli. Çok daha reyting, tıklanma kaygısından daha uzak. O reyting kaygısıyla tik haberciliği yapmak çok kanseridir ya bu mesleğin biraz. Çok daha özenli davrandığını gördüm. Mesela içerik üretimi açısından gençlerin varlığının haberlere, içeriye nasıl yansıdığını sordun ya Hazar. Onun dışında da tabii ki bir şeyin öznesiyseniz eğer o konuda daha üretken, yani mesela ben kadın haberi yaparken çok daha üretken olmam biraz herhalde çok daha doğaldır değil mi? O yüzden gençlerin de öznesi olduğu bir konuda hem haber önerisi yapmak hem bu anlamda network'ünün olması ve tabii ki meseleyi, sorunu diğer insanlara göre daha fazla gündem etme isteği ve arzusunun olması çok doğal. Bunun o yüzden doğrudan olumlu yansıdığını düşünüyorum. Ya bence çok güzel örnekler verdin Barış. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Önerilerin neler? Evet, sanırım süremizde az kaldığı için ben çok olabildiğince somut ve şey konuşmaya çalışacağım. Yani zaten arkadaşlarımız çok noktaları çok güzel tamamladılar. Diğer dediklerimin üstüne, yani o bir hikaye ve bu üretim çılgınlığı içinde kendi hikayesini, kendi perspektifini oluşturacak donanımlardan geri kalmamak birinci tavsiyem olmak üzere. İkinci tavsiyem şöyle düşünmek gerekir. Yani örneğin bir kola sektörüne baktığımızda iki tane kola markası kendi arasında rekabet eder ama işte kolanın gaz içecek sektörüyle ayrı bir pasta payı rekabeti vardır. Şimdi biz önce olaya böyle bakmamız gerekiyor. Bu Rıfat'ın söylediği rakamları arttıracak dayanışmalara, işbirliklerine, birlikteliklere hareket etmemiz gerekiyor. Asıl büyük pastadan insanların bu yeni ve dijital medyaya çekecek dayanışma örneklerini göstermemiz gerekiyor. Devamındaki kendi içimizdeki o rekabet ya da kim daha bir genci kimi dinleyecek, nereye öncelik verecek falan filan. Onlar hep sonra zaten herkes yeterince tırnak içinde tatmin olacak şekilde o dağılım, rekabet tatlı bir şekilde ilerler. O yüzden Rıfat'ın verdiği örnekler çok önemli. Ama önce yeni düzenin, adil düzenin, daha nitelikli düzenin bu yeni dijital mecralar olduğunu, gençler için söylüyorum bunu. Bunu herkese olabildiğince yaymamız ve o Rıfat'ın söylediği biraz şehirli, belli bir sosyoekonomik yapıya sıkışmış şeyi, şu anda iyi gidiyor zaten, ona da bir şey yok, olabildiğince yaymalıyız. Ve herkes liseden itibaren, en küçük yaştan itibaren bu mecralarla tanışmalı ve kişisel yolculuklarının bir parçası yapmalı diye düşünüyorum. Bu pastayı büyütmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden de bilhassa nitelik noktasında işbirliklerine gitmemiz, birbirimize yardımcı olmamız çok önemli. Bunları söyleyebilirim. Bir küçük 10 saniye bir şey ekleyeyim tam o rakamlardan birine. Mesela Türkiye'de şu an 27 ilde podcast kelimesi hiç aratılmamış. Yani öyle. Yani öyle bir çok fazla böyle açılmamız gerekiyor. Onu da ekleyeyim öyle. Ben de çok bir şey ekleyeceğim. Bir, bence bir modeli üretmek çok önemli. Gerçekten gençler açısından. Gençlerin en büyük sorununun güvencesizlik, işsizlik ve eğitim sorunu olduğunu düşünürsek bu anlamda yeni medya olanaklarını kullanmak açısından güvenceli gelir modeli üretmek, bu ihtiyaç çok önemli bence. Fonlarla çünkü yani bu bir gelir modeli değil aslında. Bir de belki gençlerin siyasal katılım süreçlerine tartışılmıştır. Önceki zirvelerin hepsini dinleme fırsatım olmadı ama mesela bu gençlerin sosyal medyayı yani medya olanaklarını, yeni medya olanaklarını kullanarak siyasal katılım süreçlerine de dahil olduğu çok Erdoğan'ın konuşmasında mesela hatırlar mısınız? Oy moy yok yorumu yapılmıştı. YouTube konuşmasında, gençlere seslendiği bir konuşmada, gençlerden size oy moy yok kampanyasında yoruma kapatmak zorunda kalmışlardı ve tamamen bir propagandadan ziyade o videonun doğrudan bir anti-propagandasına dönüşmüştü siyaset iktidar açısından. Böyle bir şey aklıma geldi. Bir de çizgi film meselesini belki konuşuruz demiştim ama medya ve gençler açısından hem vaktimiz yok hem de zannediyorum o çizgi film meselesi siyasal katılım, gençlerin siyasete katılım süreçlerinin tartışıldığı zirvede konuşulmuştur diye tahmin ediyorum.
Çizgi film derken o 128 milyar dolar. Yani ben toparlama açısından... Evet. Sesim şu an iyi geliyor mu size? Görüntüm, her şeyim iyi geliyor değil mi? Evet. Şey açısından, toparlama açısından bir hatam olduysa özür dilerim. Katıldığınız için, sorularımı yanıtladığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Gökçe Çiçek Köse Dağ Medyascope'dan Gençlik Zirvesi'nin konuydu. Daktilo'dan Barış Ertürk, Podcast Rap'ten Rıfat Özcan aramızdaydı. Bizi dinlediğiniz için, sohbetimize ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşçakalın.